Merhaba. E, bugünkü programın konusu tekrar yapay zekaya döndüğümüz için yapay zeka ve yeni zihin felsefesi. Aklınıza baştan şöyle bir soru gelebilir. Hani e, teknik felsefesini anladık da zihin felsefesiyle yapay zekanın ne gibi bir ilgisi var? E, bu konuda şu, ilgi için şunu belirteyim. Birinci programı hatırlayın. Birinci programda yapay zeka ile ilgili yapay zeka giriş başlıklı program demiştim ki yapay zeka insan zihninin işleyişini, insan zihninin özelliklerini olabildiği oranda makinelere aktarmak demektir. İnsan kendi zihninin nasıl işlediğini tam olarak bilemiyor. Bu konuda epeyce ilerleme kaydedildi ama tam olarak bilemiyor. Bunu öğrendiği oranda ve bunu da makinelere aktarmanın yollarını bulabildiği oranda yapay zeka gelişir. Dolayısıyla da yani yeni zihin felsefesiyle yapay zeka arasında epeyce sıkı bir bağlantı vardır. Yeni zihin felsefesi dediğimde bu felsefe özellikle 1980'li yıllardan sonra gelişmiş olan zihin felsefesinin bir koludur. Bu bağlamda bakıldığında yani yeni sayılabilir. Şimdi yeni zihin felsefesinin değişik yönleri var. Ben en önemli yönü üzerinde duracağım sosyal zeka. Şimdi sosyal zeka baştan belirteyim iş bölümü demek değildir. Yani diyelim ki biz üç kişiyiz. Ben işin yüzde kırkını yapıyorum. İkincisi yüzde otuzunu yapıyor. Daha sonraki de yüzde otuzunu yapıyor. Bu o, iş bölümüdür. Sosyal zeka bu değil. Bunu makineler de yapar. Yani üç tane makine vardır. Ortada belli bir iş vardır. Diyelim bir işte otomobilin değişik yerleri monte edilecektir. Yerleştirilecektir işte duruma göre her biri başka bir şeydir. Üretim sürecinin başka bir yönünü yerine getirir. Bunu makineler de yapar. Mesele bu değil. Mesele şu. Şimdi üç kişiyiz diyelim. Bir sorun üzerinde tartışıyoruz. Ben bir görüş getiriyorum. İkincisi diyor ki bu görüşü yönlerden doğru değil deyip ekleme yapıyor. Üçüncü bir kişi daha başka bir ekleme yapıyor. Tekrar bir daha dönüyoruz. Konuyu bir daha konuşuyoruz. Ve sonuçta ortaya üçümüzün bir ortak görüşü çıkıyor. Şimdi bu ortak görüşün hangi bölüm bana aittir? Hangi bölümü ikinciye aittir? Hangi bölüm üçüncüye aittir? Bunu kavramak, ortaya çıkarmak mümkün değildir. Ortaya çıkan bir hani görüşlerin birleşmesi değildir. Görüşlerin kaynaşması ortaya yeni bir görüşün ya yani da yeri bir anlayışın çıkmasıdır. Felsefe de buna emergent adı verilir. Yani birkaç şey birleşir ve bir ortaya üçünün özelliklerini indirgenemeyecek başka bir özellik çıkar. Ortaya çıkan görüş ne benim görüşüme ne ikincinin görüşüne ne de üçüncünün görüşüne indirgeyemezsiniz. Bunu mesela şöyle bir örnekle ifade etmeye çalışayım. Mesela Max Engels'in yazdığı Komünist Manifesto. Şimdi bu ikisinin adı yazılmış. Mutlaka bu iki kişi bu konuyu komünist manifestoya ayrıntılı olarak tartışmışlardır. Ama karşılıklı tartışmışlar ama mektuplaşarak tartışmışlar önemli değil. Ee, yani Max işte Marx bir şey söylemiş, Engels onu tamamlamış, Engels'e söylediğini Marx tamamlamış falan filan böyle gitmiş ve sonuçta ortaya ortak bir görüş çıkmış. Bu görüşün ne kadar Marx'a aittir, ne kadar Engels'e aittir kendilerine sormak imkanımız olsaydı onlar da cevap veremezdi. Yok derler yani bu konuyu konuştuk, tartıştık. Karşılıklı olarak eksikleri tamamladık. Ortaya böyle bir ortak görüş çıktı. Yani sosyal akıl denen olay budur. Şimdi makinelerin yapmakta özellikle zorlanacağı ve yapılması konusunda herhangi bir umut da sahip olunmayan durum bundan ibarettir. Yani bir konu üzerinde farklı makinelerin farklı görüşleri üretmeleri, birbirleriyle tartışmaları ve ortaya yeni bir görüşün çıkması, tek tek makinelerin görüşüne indirgenemeyecek yeni bir görüşün çıkması mümkün görünmüyor. Bugün mümkün görünmüyor, yani geleceklerde mümkün olur mu? O da pek, yani pek ihtimal dahilinde görünmüyor. Dediğim gibi bu bir iş bölümü değil. Şimdi. Sosyal akıl felsefede de hala tartışmalı bir konudur. Şundan dolayı ilk örneğe dönersek diyelim üç kişiyiz. Benim işte bir aklım var, beynim var, zihnim var. Bunun bir bedeni var. İkinci kişi için aynısı geçerli. Bir aklı var, bir bedeni var. Üçüncü kişi için aynısı geçerli. Bir aklı var, bedeni var. Ama ortak aklın ayrı bir beyni yok, ayrı bir bedeni de yok. Yani ortak aklın cismi yok. Buna şöyle bir çözüm bulmak mümkündür. Şöyle bir açıklama bulmak mümkündür. Denilebilir ki e, ortak akıl geçişidir. Konulara göre değişir. İnsan hayatının değişik bölümlerinde değişik ortak akılların içinde bulunur. Mesela ben 3 kişiyle beraber işte 2 kişiyle beraber oturdum. Tartıştık ettik bir sonuca vardık. Bir ortak sonucu ulaştık. Derken ayrıldık. İkinci kişi diyelim ailesiyle şey yaptı, evine gitti. Orada başka bir ortak akıl geliyor. Çocukları sorunları, eşiyle tartışmalar vesaire vesaire. Bunlara çözüm arama ve bir çözüm bulma. Orada başka bir şey geliyor. Benim için başka bir şey geliyor. Başka bir ortama gidince üçüncü kişi için başka bir şey geliyor. Yani ortak akıl denen olay sürekli bir şekilde değişiyor. İnsanlar değişiyor, çevre değişiyor. Ve ortak akıl da bu şekilde sürekli bir şekilde değişiyor. Şimdi insanlık tarihinin başından beri insanların gelişmesinde ortak akıl belirleyici öneme sahiptir. Yani sorun sadece tek tek insanların zekalarının gelişmesi değildir. Bu da tabii ki önemli. Ama aynı zamanda birbirleriyle ilişki içinde ürettikleri ortak konseptler, ortak çözümler, birbirleriyle tartışmaları beraber üretmeleri bu son derece önemlidir. Yani sosyal akıl denen olay bu bunu makinelerde görmemiz mümkün değil. Yapay zeka henüz bu konuda son derece uzakta. Tekrar ediyorum. Bu bir iş bölümü değil. Bu bir iş bölümü, ortak akıl, ortak zeka, sosyal zeka bir iş bölümü değildir. Şimdi şöyle örnekler verelim mesela sosyal akıl konusunda. Çok tipik bir örneklerden bir tanesi mesela pilot kabinedir. Uçağın pilotunun kabini bir de baş pilot, yardımcı pilot, bir de onun yanında başka bir pilot daha var. Üç kişi var. Bu üç kişi uçağı beraber uçuruyor. Aralarda belli bir iş bölüm var ama aynı zamanda bir ortak da hareket ediyorlar. Yani diyelim ki karşılarına beklenmeyen bir durum çıktı. Buna göre aralarında hemen görüşüp ortak bir çözüm bulup ona göre hareket ediyorlar. Mesela uçağın işte bir şeydir bu. Pilot kabini. Veya bir geminin limana girmesi. E bir geminin limana girmesi sadece kaptanın becereceği iş değil. Kaptan var, yardımcı kaptan var, daha başkaları var. Yani başka insanlar var. Bunların hepsinin belli oranda bir ortak hareket etmesi ve birbirleriyle ilişki içinde bunu yapmaları önemlidir. Birden birdenbire karşılarına başka bir şey çıktı. Minik bir gemi çıktı diyelim limana girerken. Ne yapacaksın? Buna hemen ortak bir şey yapılır. ne derler? Çözüm bulunur. Ortak bir şeye girilir. Bundan sonraki programda ben özellikle bu e, sosyal akılın bedenle olan ilişkisini ve bedenle birlikte nasıl oluştuğunu, nasıl hareket ettiğini anlatmaya çalışacağım. Mesela şeye bakın, dans grupları. Dans grupları aslında sosyal aklın ileri bir şeydir. E, ne derler? İleri bir göstergesidir. Burada nedir? Diyelim 20 kişilik bir dans grubu belli bir müzik var. Herkes o müziğe uygun olarak aynı hareketi yapıyor. Ya da işte önceden bunun üzerine çalışılmış buna benzer bir takım hareketler yapıyorlar. Yani burada iki şey var. Bir, beyin bu hareketlere alışıyor. Devamlı alıştırma yapıldığı için yetmez. Zihin bedenle ilişki içinde beden hangi hareketi yapacağını öğrenmiş. Hangi hareketi hangi sırayla yapacağını öğrenmiş. Ki felsefelerinde buna öğrenen beden deniyor. Beden öğreniyor. Ve şeyle ilişki halinde sürekli olarak zihinle ilişki halinde o işte dansın figürlerini yerine getiriyor. Bu düşünerek yapılan bir şey değildir. Bu zihinle beden arasında otomatikman kurulmuş bir ilişki düşünmeden yapılan bir hareketler silsilesidir. Zaten dansçılardan herhangi bir, birisi ben şu anda şu hareketi yaptım, bundan sonra da bunu yapacağım diye düşündü mü yanlış yapar. Burada düşünce yoktur. Burada öğrenen beden vardır. Bedenle zihnin devamlı olarak karşılıklı ilişki içinde hareket etmesi söz konusudur. Böyle bir durum var ortada. Şimdi mesela bu, ee, ne derler, sosyal zekanın önemli şeylerden bir tanesidir. Önemli e, hani bileşenlerinden bir tanesidir. Keza sporda mesela sosyal akıl son derece önemli. Sosyal akıl şu demek, e, bir yandan hani belli şeyleri antrenmanlarını vesairelerini yapmışsınız. Bir dahaki programda bunun üzerine daha fazla duracağım. Ee, şey yapmışsınız, artık otomatikleşmişsiniz. Yani düşünmüyorsunuz herhangi bir durum ortaya çıktığında. Diğer yandan da beklenmedik bir durum ortaya çıktığında hem kendi yaratıcılığınızı katıyorsunuz hem başka insanlarla beraber, aynı takımdaki insanlarla beraber ortak bir şey buluyorsunuz. Mesela futbol takımları bunun tipik bir örneğidir. Ayağıma top geldi. İyi güzel. Kime atacağım ben bu topu? Bakarım. Arkadaşlar hangi durumdalar? Onlara göre bir şeyler yaparım. O ne derler? şey yaptı? Benim ayağıma top geldi mi? Bana bakar, pozisyonunu değiştirir, kendisine daha kolay pas gelmesi için. Bunlar hep otomatik işleyişlerdir. Daha önce defalarca bunu antrenmanı yapılmıştır. Zaten bir sporcunun formsuzluğu şöyle de tarif edilebilir. Zihinle beden arasındaki otomatik ilişki bozulmuştur. Eğer siz düşünürseniz ayağıma top geldi filan burada benim şunu şunu atmam lazım diye düşünmeye başlarsanız olmaz. Fırsat geçer büyük ihtimalle top kaptırırsınız. Tabi burada başka bir şey daha var. Bunu da gelecek programda anlatmaya çalışacağım. Ve buradan bunu tekrar yapay zekaya bağlayacağım. E, demiştik ki daha önceki programın sonunda e, savaş robotları var. <laughs> Güzel. Savaş robotları birbiriyle savaşan robotlardır. Yani farklı e, şeylerde bulunan robotlar. Ordularda bulunan robotlar. Yani burada önemli olan nokta rakip şeyler var. E, yapay zekalar var. Aynısını mesela biz sosyal zekada ya da sosyal akılda da görürüz. Bir, bir futbol takımı kendi başına fazla bir şey ifade etmez. Bunun rakibinin de olması gerek. Bir futbol takımı başka takımlarla maç yapmak için antrenman yapar, vardır. Yoksa değil mi? Kendi kendine antrenman yapmaz. Bunu başkalarına hazırlanmak için yapar. Bir futbol takımının sosyal zekası varsa onun karşısındakinin de bir sosyal zekası vardır. Ve burada rakip sosyal zekalar gündeme gelir. Ee, şeyde mesela yapay zekada bunu açıklamak daha kolay ee, denebilir ki hangi savaş robotu daha iyi programlanmışsa ötekini yener. Yoksa ikisi de birbirini imha eder. Eğer ikisi de aynı programa sahipse bu program dışında bir şey yapamayacaklarına göre en fazla birbirlerini imha ederler. Ancak İnsanın sosyal zekasında durum daha değişik. Özellikle rakip sosyal zekalarda durum daha değişik. Bunu da artık gelecek programda incelemeye çalışacağım. Tekrar belirteyim. Sosyal zeka ile iş bölümünü birbirine kesinlikle karıştırmayın. Sosyal zeka birkaç aklın birleşmesinden yeni bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Makineler bunu asla yapamazlar. Ve bu yeni şey... Herhangi bir aklın ürününe indirgenemez. Onlardan olarak ki dediğim gibi felsefe dilinde buna emergent deniliyor. Evet bir dahaki programda başka bir sosyal zeka programında buluşmak üzere. Şimdi de hoşçakalın diyorum.